Sayın Genel Başkanım, Hatay'ımıza hem siz Sayın Genel Başkanımız hem bütün heyetimize hoş geldiniz diyorum. Hatay gerçekten çok stratejik bir bölge ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği, son misakimli sınırlar içerisinde kattığı en önemli coğrafya. Bu coğrafyada her rengimiz var ama her rengimizin en büyük sevdası Hatay ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sevgiyle, saygıyla bağlı olmaktır. Hatay bir serhat şehridir. Çok renkli bir tabloya sahiptir. Ama yıllardır da bütünlüğünü, birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakatini bir gün dahi bozmamıştır ve ülkesine bağlı insanlarla dolup taşan bir şehirdir. Tabii ki son 9 yılda özellikle sınırdaki sıkıntılardan dolayı öncelikle sosyolojik, sonra psikolojik ve daha sonra da ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bir şehirdir. Ama bu kader sıkıntıya rağmen ayakta durmayı bilmiş, kenetlenmeyi bilmiş ve geleceğe umutla bakan bir şehirdir. Bu şehirde sizi ve heyetinizi ağırlamaktan gerçekten de onur duyuyoruz. Bunun dışında biz bu yeni büyükşehir olduk. 7 yıl önce büyükşehire adım attık. Gelinen noktada Orta Doğu'daki kaos bizi çok etkiledi. Gerek turizmimizi, gerek ticari bağlantılarımızı, gerek lojistik sektörümüzü, gerek tarımımızı, gerek saray ürünlerimizin ihracatında büyük sıkıntılar yaşadık. Sadece şunu söyleyeyim, günde 250 tırla biz Suriye'den 15 devlete ihraç yaparken sadece 25 günde bir deniz yoluyla 100 tane konteyner gönderir duruma geldik. Biz de şunu düşündük, bütün yollar tıkanmışsa ya yeni bir yol bulacaksınız ya yeni bir yol açacaksınız. Şu anda Hatay'ın gelecekle ilgili sıkıntılarını gidermek, insanlarımızı umutsuzluğa itmemek adına kısa kalkınma projesi yaptık. Yaklaşık 8 aydır da aktifiz. İnşallah Hatay'da Türkiye'deki tarımı geleceğe taşıyacak bütün bölgelere ve Tarım Bakanlığı'na örnek olacak bir proje yapıyoruz. Sadece son bir yılda 1000 dolar kadar gelirimiz düştü. Kişi başına düşen gelir. Biz onu da arttırmak için turizm sektörünü geliştirmek adına HADO projesi yaptık. Limanı bitirdik. İnşallah yazın başta Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türkçe Cumhuriyeti olmak üzere daha sonra Beyrut ve başka ülkelere Türk bayrağında Akdeniz'de dalgalandıran bir lojistik sektörümüz ve insan taşıyan gemilerimiz olacak. Bunun dışında Expo'yu yapıyoruz. Expo şu anda muhtemelen pandemi sonrası dünyadaki en büyük organizasyonlardan bir tanesi olacak. Allah nasip ederse açılışına geliriz inşallah. 10 Aralık 2021'de sizi Sayın Genel Başkanımızla birlikte Expo'nun açılışına bekliyoruz. İnşallah. Biz Hatay'da her şeye rağmen ayaktayız. Ve Hatay'ın bütün dinamikleri, bütün renkleri şu anda siz ve heyetinizden dolayı gerçekten de mutlu ve umutlu. Türkiye'yi ben birliğin, beraberliğin, bütünlüğün ve ülkesini seven insanların birlikte düzlüğe çıkaracağına inananlardanım. Bu nedenle sizin de burada olmanız beni de çok onurlandırdı. Bizim arkadaşlarımız da onurlandırdı. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İçişleri Bakanlığı'na atandığımda Hatay'ı anlatırlardı. Stratejisini, stratejik önemini, Mersin'i ve İstanbul'u. Şimdi yapıyorlar mı onu bilmiyorum. O zaman devlet vardı. Hatay'da yaşayan her aidiyette insanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, bütünlüğüne olan saygısı, sevgisi ve bağlılığı sebebiyle örnek olsun diye anlatırlardı İçişleri Bakanlarına. Bunu hep birlikte el ele vererek tekrar Hataylı'nın, Hatay'da yaşayan herkesin bu üzerine basa basa söylediğiniz ve ama uygulanan bu sistemi bizler eliyle inşallah Türkiye'de her bir hanede, her bir şehirde, her bir ilçede, her bir köyde bu birliktelik ruhunu ve bu birliktelikten doğan gücü oluşturacağız inşallah. Ayrışma noktalarımızdan ziyade birleşme noktalarımızın üzerinde düşerek, davranarak biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Şimdi ben yani yüzü gülen, başarmaya odaklı insanlarla bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Sizde onu gördüm. Sağ olun. Hanımefendinin gözünde onu gördüm. Çalışma arkadaşlarınızla, milletvekili arkadaşlarımızla onu gördüm.
Hatay açısından. Allah hepinizden razı olsun. Sizden, biz sizden razıyız. Biz Allah sizden da razı olsun. Hataylı da razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şöyle artık sizi de Hatay Spor Gönüllüsü yapıyoruz. Harika. Çok teşekkür ederim. Gel arkadaş. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamamdır efendim. Ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bayrak. Hayırlı bol kazanın. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kaç kişi çalışıyordu burada? Biz kendi evimizde çalışıyoruz. Ya ayrı evlerden yaşıyorsunuz. Belki geçinmiyor musunuz? Hoş geldin Berat Hanım, güle güle sayın. Sayın başkanım hoş geldiniz. Çömelerek çekin arkadaşlar. Biraz daha çömelsinler ya. Biraz daha geriden. Buraya bağlı. Evet. Teşekkür çektiremedin ha. Evet. Hoş geldiniz başkanım. Gel ben de.